Herkese merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Bir cumartesi makyajıyla yine birlikteyiz sizinle. Elimden geldiğince devam ettirmeye çalışacağım. Seviyorsunuz da, bana da farklılık oluyor. Hem böyle arşivde bulunmuş oluyor, hem böyle mümkün olduğu kadar işte konsept tarzında işte yapmaya çalışıyorum. İşte günün makyajı mavi, günün makyajı mor gibi gibi. Bugün böyle birazcık bronz nude karışımı olacak. Bunu nasıl başlık atılır? Bronze ve nude tamamen zıt. Bilmiyorum. Kaşlarımın şekilsizliği umuyorum ki oraya çok fazla yansımıyordur. Birazcık daha bekleyeceğim kuaföre gitmek için. Nasılsınız? Nasıl geçiyor sonbahar? Artık kışa girdik. Güzel sevilen mevsimler bizim mevsimlerimiz yani. Kapatıcı olarak NYX'in Bare Witness'ini kullanacağım. Benimki 4 numara. Artık elimde 1, 2, 3 tane sanırım kapatıcı kaldı. Gayet memnunum bu durumdan. Şöyle hep gösteriyorum. Bu bile fazla gelecek. Böyle parmaklarımla uygulamayı seviyorum bunu. Gözümün altında şurada, yani inşallah büyümez. Makyaj yapıyorum. Sabah kalktım, böyle bir hafif bir kızarıklık, bir ağrı gibi bir durum mevcut. İnşallah ilerlemez. Şimdi hep bahsettiğim şey Nude'un fondötenlerinin çok sarı renkli olduğuydu. Şöyle bir yöntem buldum. Glotion'ı, bu orta tonu bendeki. İkisini karıştırınca o böyle çok sarılık sarılık hale gidiyor. Gene bugün Nude'un Mattifying Extreme. Ben bakın bayağı bir kullanmıştım bunu valla. Hoşuma gidiyor böyle ürün azaldıkça bittikçe ben de, çünkü kullanıyorum yani diye. Şöyle birazcık da glotion. Böyle biraz bronz tonlu ya. Fazla sürdüm galiba. Şey, güzel yapıyor yani. Hem böyle çok mat mat istemeyenler için. Yine tabii sarılık var yani de. O kadarı artık. Şöyle küt uçlu. Benim her zaman kullandıklarımdan. Neler yapıyorsunuz? Yazın. Hep benden beklemeyin şekerlerim. Anlat abla kendini. Şimdi yeni gelenler tabii çok tanımıyorlar. Instagram'da bir soru cevap mı yapsak falan diyenler oldu. Tanımıyoruz sizi. Aslında beni çok iyi tanıyorsunuz. Yani bilmeniz gerektiği kadar, hepimiz için o geçerli zaten. Sosyal medyada hepimiz ancak kendimizi gösterdiğimiz kadar varız orada. Ve o değiliz tamamen aslında. O yüzden hani beni darlayan yok ama çok arkadaşlarıma, influencerları çok darlayanları görüyorum. İşte şöyle midir, böyle midir? Yani bazı şeyler, hani bırakın sosyal medyayı, çevrenizden bile gizli kalmalı. Size özel bir alan olmalı. Hani şey olayı, bakın ne kadar çok kalmışım. Ya işte burada herkese kendini açık bir şey paylaşıyorsan açık olmalısın. Ben karışmıyorum. Öyle bir şey yok yani. Öyle bir dünya yok arkadaşlar. Maalesef bunu kabul etmiyor insanlar. Aha, üstüme damlatmışım. Merak ediyorsanız eğer, sizin bilmeniz gereken bir şeyse, neyse oradan gözükme, ben şöyle eğileyim. Zaten bilmeniz gerekenler size aktarılıyor. Bak çok sinirlendim. Mesela bak bu yüzümü bilmiyorsunuz. Sinirlendim mi, gözüm görmüyor hiçbir şeyi. Evet, bunu da böyle bir kullanma yöntemi olarak bulduk. Mutluyuz. Ziyan olmasın, yazık, günah.
Valla şimdi NYX'in, bunu ben Instagram'da paylaştım ama burada paylaşmadım, kullanmadım herhalde. Eskiden beri varmış ama benim yeni gördüğüm Glow Shots Ultimate farlar, şöyle bakar mısınız? 10 numara bu ve ne diyor ismine? Wow Kakao galiba. Bende şu rengi de var. Bunu zaten beğenip almıştım. O da zaten çok yakın bir ton. 11 Clementine Me ya da Fire, pardon, Clementine Fire bu. Bu da demin dediğim gibi 10 numara Wow Kakao. Şimdi bunu uygulayacağım. Denemedim daha önce. Yere bismillah. Çok mu yakın acaba renkleri? Bir gün böyle iki gözümde denerim. Çok kalıcılar bu arada. Şey, ellerimde, elimin üstünde denedim dün ve hani böyle çitileyene kadar diyeyim çıkmadı. Öyle çok ıslak sim kısmı bir müddet sonra gidiyor. Ama yine de bence güzel farlar. Çok enteresan renkleri var, böyle mavi mor gibi. Güzel Kasım indirimlerinde şey faydalandım yani bunlardan, öyle söyleyeyim. Şimdi sesim evet kalın, çatallı, hele sabah böyle. Şu benim Medusa'nın farlarından bir katlama bölgesine geçeyim. Eğer ışıltısı yetmezse birazcık daha geçeriz. Çok yakın renkler zaten. Birazcık böyle yukarı çıkıyorum. Acaba böyle şey mi yapsam diye düşündüm. Bir gözüme birini, bir gözüne birini uygulayacak şekilde bir... Bak bunun simleri çok belli olmadı. Öbürsün daha çok belli oluyor. Bir Reels falan, Shorts, Mors falan mı çeksem acaba? Bak şurada gene beni hasta eden saçlar. Eskiler oldular, alışkın benim bu hallerime. Yeni gelenler birazcık şaşkına uğrayabilirler. Abla yaş kaç? Acaba böyle mi uygulamalı? Fırça değdirmeden. Şuradaki kaşlar ne facia, ne facia. Bronz diyeceğiz. Bronz nude. Hafif bir göz kalemi geçeyim. Orada bu böyle bir şey olsun. Kurusun. Evet. Bak böyle parmakla çok daha iyi oldu. Maybelline Lasting Dramalardan kahverengisi, asansörlü, bunları ben çok seviyorum. Normal böyle Trendyol'da falan da çok pahalı değiller. Yani Maybelline için bence güzel fiyatları. Yerli Alix Aya'nın çok övüyorlar. Mesela kalemleri çok pahalı. Ürünleri güzel ama büyük indirimde ancak. Şöyle hafif bir kahverengi. Göz kelimi çektik. Bu arada şey, kuzenim yukarıdan yazıyor şu anda. Cevap veremiyorum. Geliyorum abla, evdeysem diyor. Annem dışarıdan cama bakıyor falan. Benim hayat böyle arkadaşlar, yani yapacak bir şey yok. O yüzden de birçoğunuz rahatsız, yani aslında çok az bir kesim rahatsız oluyor. Sesten rahatsız olduk. Orada bağırtı var falan.
Birçoğunuz da şey diyorsunuz, evet yani doğal habitatım bu, hepimizin bu, hareketliyiz, içeriden televizyon açık sesi geliyor vesaire, her videoda bunu anlatıyorum, tekrar oluyor ama hani gerçekten rahatsız olanlar varsa hani izlememek en doğrusu, en mantıklısı. Onu birlikte denedik mi bilmiyorum, çok merak ediyordum, geçen hafta denedik mi bilmiyorum. Bu Maybelline'in Firework maskarasının ilk çıktığından beri çok merak ediyorum, işte övülüyor. Benim de kirpikler öyle yok neredeyse ya. Ama böyle fiyatlar hep böyle 380'in altına falan düşmüyor. Bu işte Kasım indirimde böyle toplu birkaç bir şey daha, işte bu farlarla, işte L'Oreal grubuyla, NYX falan vesaire. Güzel bir indirimle aldım. Denedim de ben bunu bir hafta boyunca. Güzel bir maskara. Tek sıkıntısı temizlerken birazcık kirpikleri sertleştiriyor bir. İkincisi temizlerken asla yağ bazlı bir ürünle, balmla, çift fazlı temizleyiciyle falan çıkmıyor arkadaşlar. Gözünüzü kapatacaksınız, parmaklarınızı ıslatıp kirpiklerinizi ovuştura ovuştura böyle pandaya dönüyorsunuz resmen, öyle söyleyeyim size. Sadece o şekilde çıkıyor. Onun üzerine ne yapıyorsanız işte çift aşamalı temizlik, jel, balm, neyse, ama bunu, bu maskarayı çözebilen tek şey su. Su olmasına rağmen de ağlamakla da akmayan bir maskara test edildi, onaylandı. Yani tek katta bile evet güzel tek tek ayrılıyor ki benim kirpiklerimin tek tek ayrılması birazcık sıkıntı. Zor. Ama tek katta bile bence güzel bir belirginlik veriyor. Yani kirpikleriniz böyle uzunsa falan tekrar böyle arşa çıkartabilir bence. Dediğim gibi onu da deneme yanılma yöntemiyle buldum. Suyla arınıyor arkadaşlar. Evet, bakın benim gözlerim için bile ideal, güzel bir şey. Bronz yapacağız dedik. Notun Baked Powder'larından 03 Caramel Cake. Caramel Cake. İngilizceni yesinler. Bununla söylemiştim artık, Instagram'a gelirseniz. Şeyi çok benziyor. Diğerinin 6 numarası mıydı? 4-5 numarası. Çok benziyor. 2 tane varsa elimizde bir tanesini kullanacağız. Buradan mı yazmıştınız bana bilmiyorum. Abla yukarıdan sürünce daha güzel oluyor diye. Valla son 2-3 gündür evet böyle daha yukarıdan, göz altına yakın sürmeyi deniyorum. Ve haklısınız ki yüzümü daha böyle yukarıda gösteriyor. Birbirimizden öğreniyoruz işte, en hani buranın güzel kısmı bu. Ben deneyim paylaşıyorum. Siz deneyim paylaşıyorsunuz. Öneri de yani insanın kendisine dışarıdan bakması çok kolay değil. O yüzden ben defalarca ben kendi videolarımı da izliyorum. İşte bakıyorum dişimde bir şey takılı kalmış. Burayı fazla sürmüşüm. Tabii ki çenem de benim durmadığı için. Hani bazıları böyle arkaya videoya müzik ekliyor. Sessiz sessiz video çekiyor. Bende öyle bir şey yok. Ki çok fazla konuşkan bir insan olduğum söylenemez. Yani ancak burada. Şunu bir tık alta, bu da muhtemelen şey, benim yüz şeklimden dolayı. Burada böyle daha aşağıda duruyor. Anca yeterli. Dudak kalemi olarak Lycan'ın karamel renkli dudak kremini kullanacağım. Dudaklarımı Görkü Tonu'nun lip balmıyla nemlendirdim. Neredeyse yarısına geldim. Geçen hafta şey vardı. Canlı yayın yapıyordu Görkem şeyde, Trendyol'da. Aniden böyle bir gireyim bakayım yayına dedim. Alt limitsiz 75 liralık bir kupon yakaladım. Hemen sepete bir tane şey attım. Bundan stok olsun diye. Çünkü 124 falan da böyle 48 liraya gibi fiyata düşecekti.
Bir de kampanyası vardı bir alana bir dudak balmı hediye diye. İki tane dudak balmı geldi bana 48 liraya arkadaşlar. Hani diyorum ya indirim sorulur benden. Ara ara denk geliyor. Soflay Sebile'nin markasından sünger hariç cilt ürünü denememiştim. Mion'da çok güzel indirim var. Artı ilk defa alışveriş yapıyorsanız 950 lira üzerine de 250 lira indirim kuponu var. Serumların fiyatları acayip düşmüş. Çok fazla serumum var. Sadece hyaluronik asidimin stoğu yoktu. Yeni açmıştım. Bir tane ben sepete hyaluronik asit serumu attım. Kargo ile birlikte 260 falan gibi fiyata geldi. Aynı zamanda bariyerde onarıp dolgunluk verdiği söyleniyor. Diğer serumlardan bende var çünkü başka markalarda. Kuzenim geldi. Şöyle açık kahve gibi bir ton. Aslında daha koyu yapmak istiyordum ama çok böyle 90'ların vibe'ını fazlasıyla yaptık. Beulis'in Zip itlerinden Silence 106 numara. Bayağı benim görebildiğim şu ana kadar en açık nude diyebilirim. Ne dersiniz? Bence bu makyaj nude denmez. Bronz makyaj denir. Şuranın şeysi sanki daha az gibi geldi bana ya. Klasik, bak görüyor musunuz? Klasik Arzu abla üstüne illa basacak birazcık daha. Şöyle. Farlara bakıyoruz. Ne durumda? Ne dersiniz? Dediğim gibi denerim ben bunun ikisini bir göze bir göze. En az beğendiğim işim öyle bir. O benim kadar far düşkünü değil çünkü. Artık bayağı azaldı. Like and fix me. Ulan hani bu mesela bak, bakın mat fondöten kullandık. Gerçi içine şey kullandım hani glotion ama çok böyle ölü gibi mat durmuyor. Alttaki muhtemelen kullandığımız güneş kremleri, bakım ürünleri falan o cildin canlılığını da dışarı yansıtıyor. Azaldı bu bayağı. Seviyorum ben bunu da seviyorum. Pembesini de seviyorum. Kurutmuyor. Hani matlaştıracağım diye. Kurutmuyor arkadaşlar. Evet efendim. En son saçlarımıza şöyle bir şekil verelim. Zaten akşam saçlar yıkandı, duş alındı, bakımlar yapıldı. Yağlandık falan. Ama ben her gün günlük çok az böyle Nivea'nın saç bakım yağını böyle bakın hani böyle damla şeklinde bu hareketime Instagram grubu alışkın. Şöyle bir toplayıp kenara bakımı yapıyorum ki işlem görmüş saçlarım mümkün olduğu kadar bakımlı dolsunlar. 18 dakika. Abla gelin makyajı mı yapıyorsun? Altı üstü bronz makyaj. Ha oldu herhalde. Tamam. Aa, yeter. Bunu muhtemelen yarın yayınlarım. İzlediğiniz zaman zaten anlayacaksınızdır ki pazar günü. O bir cumartesi günü makyajı. Parfümlenme kısmına ben Instagram'a geçiyorum. Videomu editleyip düzenleyip yarın da sizin beğenilerinizi ve yorumlarınızı sunuyorum arkadaşlar. Yorumlarınızı eksik etmeyin. Hadi haftaya görüşmek üzere burada. Bay bay.